Ben geçmiş dönemde güreşle uğraştım. Bir ortaokul hayatım, lise hayatımda güreşle uğraştım. Şimdi de çok şükür ata mirası olan geleneksel okçulukla uğraşıyoruz. Bunun yaşı yok. Mesela 1700'lü, 1600'lü yıllarda Ahmet Ağa denilen bir zat var. Bunun yaşı 70'e yakın ama çok uzun mesafeye ok atarak taş diktirmiş, menzil taşı diktirmiş kendisine. Ok atmanın yaşı yok. Yani 8 yaşından, antrenörler daha iyi bulunduğu şey, 8 yaşından 80-90 yaşına kadar gücüne göre ok atabilirsin. Erzincan'da bir yine uzun mesafe menzil yarışı var. İnşallah orada hedefimiz 600 metre ve üzerine hedef koyduk. Sonra 2024 yılında yine milli takım seçmeleri olacak. Yurt dışına işte müsabakalara gidilecek. Hedefimiz 2024'te milli takıma girmek. Mehmet abi kulübümüze 2016 yılında dahil oldu. Yine ortak dostlarımız vasıtasıyla tanışmıştık. Kendisi zaten o dönemde okçuluğa merakı olduğu için zaten çalışmalar yapıyordu. Tabii kulüpleşen ilk ekipte biz olduğumuz için doğal olarak da lisans vesaire süreçlerde de biliyorsunuz birlikten kuvvet doğuyor. O süreçte aramıza katıldı. Takip eden süreçte de çalışmalarını tabii arttırdı. Yay üretimi, menzil ok üretimi, organik yay üretimi gibi ihtisas gerektiren konulara da ağırlık verdi. Ve çok şükür şu anda Türkiye genelinde hatta uluslararası arenada bilinen bir kemanger yani yay ustası oldu. Erzincan'da bir Türkiye şampiyonluğu daha alırsak, kendisi kürsüye yine çıkarsa ki umudumuz bu yönde, üçüncü derecesiyle birlikte milli takım seçme kampına davet edilince inşallah milli takıma da bir sporcu verirsek yani Mehmet abi milli takıma sokabilirsek bu da bizler için ciddi anlamda büyük başarı olur diye düşünüyorum. Bunlar bizim ibriş oku, idman okları çok uzağa gitmesin. Teknik çalışıyoruz bunlarla. Tekniğimizi bu oklarla düzeltiyoruz.